Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Son dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü gerekli olası salgınla ilgili önlemleri almak için maymun çiçeği hastalığı konusunda uluslararası acil halk sağlığı acil durumu ilan etti. Aslında şu anda pandemi vesaire gibi bir durum yok. Şu anda pek de olası görünmüyor aslında. Buradaki amaç bu pandemi değil de bu hastalıkla ilgili olarak bizim hazırlanmamız için, bizlere bir şans vermek için uyarı amaçlı yapılan bir duyuru veya karardı. Bizim hazırlanmamız lazım. Neye? Öncelikle biz hekimlerin maymun çiçeği hastalığının ne olduğu konusunda bilgilendirmemiz gerekir. Bizim yöneticilerimizin özellikle aşı ilaç tedariki konusunda bir hareket planı, bizlerin bir salgınla ilgili bir hareket planımızın olması gerekir ve taramada ne yapacağız? Ülkeye acaba yabancılara alış konusunda herhangi bir önlem almamız gerekir mi, gerekmez mi diye bu konular için hazırlanmamız gereken bir süreçti aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün kararı. Biz de Kıbrıslı Türk Hekimlerin Meslek Örgütü olarak, Kıbrıslı Türk Tabipler Birliği olarak bu süreçte özellikle üniversitelerimize son bir ay içerisinde, önümüzdeki bir ay içerisinde Afrika'nın bu maymun çiçeğinin görüleceği bölgelerden Kongo gibi birçok öğrenci gelmesi nedeniyle bu hastalığın ülkemize gelebileceği konusunda endişeler duyduk. Son dönemde mortalitesi konusunda arttığıyla ilgili iddialar var. %4'ler, 10'lar gibi rakamlar geçer. Fakat bu eks olan vakaların genel sağlık durumu nasıl gidiyor? İşte Afrika'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün videolarından şahsen gördüğüm kadarıyla çok geri kalmış bölgelerinde gibi duruyordu bu hastalığın görüldüğü yerler. Fakat yine de bizim hazır olmamız lazım. Özellikle bu öğrenciler geldiğinde ülkemize gelmesinden kuşku duyuyoruz. Bir de tabii ki bu öğrencilerin farklı işlerde çalışıyor olmaları, çeşitli spor salonlarında havlusuz kullanıyor olmaları bu bağlamda aslında bulaş riskinin de olduğunu gösterir. Bunun için biz de ülkemizdeki hekimleri bilgilendirmek için enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Emre Budalı'yla irtibata geçtik. Sağ olsun kabul etti. Bir hızlı olup herkesin evinde rahat bir şekilde etkinliği yapabilmesi için bir Zoom toplantısı planladık. Herkes hoş geldi. Bu interaktif bir toplantı olarak düşündük. Fakat Emre arkadaşımız önden bize bir kısa bir sunum yapacak. Sonrasından soru sormak isteyenlerle interaktif bir tartışma gibi planladık. Herkes hoş geldi. Kolay gelsin Emre. Teşekkür ederim. Bu değerli davetiniz için teşekkür ederim. Önemli bir konu aslında. Yani şu anda dünyada da olduğu gibi bizim ülkemizde de gayet ciddiye alınan bir konu. Yani burada aslında amacımız nedir? Bu hastalık ülkemize gelirse ya da geldiğinde nasıl bir hastalıktır? Kliniği nasıldır? Yani hekimlerimizin bu hastalığı gördüğünde tanıyabilmesi, en azından düşünebilmesi önemli. Eğer çünkü hastalığı görüp de düşünmüyorsak buna göre de tanıya gidemeyiz. Dolayısıyla önce düşünmek tanıya giden yolun yarısıdır. Onun dışında tabii ülke olarak yapılması gerekenler belki bir fikir birliği ya da bir tartışma konusu olabilir. Onun dışında bir de şunu da dikkat etmemiz lazım. Tabii bu yani hastalık şu aşamada Afrika'da gözüküyor. Yani bu ülkeden gelen kişiler tabii bilgilendirmek gerektiğini düşünüyorum. En azından herhangi bir klinik olduğu zaman işte ateş ya da döküntü olduğu zaman uyanık olmalarını sağlamak gerekiyor. Hekimlere başvurmalarını sağlamak gerekiyor. Ama diğer taraftan da bu kişilere yani bir ayrımcılık ya da yani bir ırkçılık yapılmaması gerektiğini de düşünüyorum. O açıdan da dikkatli olmak gerekiyor. Yani çok dengeli hareket etmemiz ve konuşmamız lazım diye düşünüyorum bu konuda. Çünkü zaten hastalığın ismi de biliyorsunuz Monkeypox diye çıktı ama şimdi Mpox'a dönüştü ismi. Niye? Çünkü bu ırkçılık düşüncelerinin önüne geçmeye amaçlamışlardır. O konuda da dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kısaca bilgilendireceğim bu hastalık hakkında. Ondan sonra soru cevap ya da arada da sormak isteyen olursa karşılıklı konuşabiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. Slayda başlıyorum. Sunumda amacımız epidemiolojiyi tartışmak, klinik özelliklerini ve evrelerini anlamak, tanı yöntemlerini ve kriterlerini anlamak, tedavi ve yönetim stratejilerini konuşmak ve korunma ve aşılanmanın öneminden bahsetmemiz gerekiyor.
Öncelikle tanıma baktığımızda Mpox çiçek virüsüne yakın bir ortopox virüsü olarak maymun çiçeği virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Bunlar genel bilgiler, onun için hızlı geçeceğim. Tarihçesinde ilk kez 1958'de maymunlarda tanımlanmıştır. İlk insan vakası da 1970 yılında Kongo Cumhuriyeti'nden bildirilmiştir. Çiçek hastalığıyla karşılaştırıldığında daha az şiddetlidir ancak belirtileri benzerdir. Biliyorsunuz 1980 yılında çiçek hastalığı eradike edilmiştir. Ancak Mpox ise Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak devam ediyor. Yakın geçmişe baktığımızda ne oldu? Özellikle son 3-4 yıldır bir hareketlilik var. 2022-2023 yılında baktığımızda 2022 yılında dünya genelinde en az 116 ülkeden Mpox çiçeği vakaları bildirilmiştir. Bu ülkelerde en az 100'ü tarihlerinde ilk kez Monkeypox çiçeği bildirmiştir. Bunun üzerine Temmuz 2022'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı tehdit eden acil durum ilanı yapılmıştır. Vaka sayısının Nisan 2023'ten itibaren azalması üzerine Mayıs 2023'te bu durum sonlandırılmıştır. Yani yaklaşık bir yıllık bir acil durum ilanı olmuştur o dönemde. Eylül 2003'ten itibaren Kongo Cumhuriyeti'nden başlayarak sonrasından komşu ülkelere olan Kongo Cumhuriyeti, Ruanda ve Gine'den ve 2024 yılı itibariyle de Nijerya'dan vaka bildirimlerinde artış görülmüştür. 2023'ten itibaren Afrika'da özellikle Kongo'da olmak üzere daha ağır seyirli enfeksiyon yapabilen bir suş olan soybirin bir alt tipinin B1 aslında yol açtığı ciddi bir Mpox salgını başladı. Dolayısıyla yani çok mutasyon beklemiyoruz bu virüste ama alt tipleri vardır ve şu aşamada 1B tipinin yol açtığı bir salgından dolayı dünyada alarma geçildi. Bu salgında sadece Kongo'da 2024 Ocak'tan itibaren şu ana kadar 15 bin kişi hastalandı, 461 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Afrika'da CDC 13 Ağustos'da ve Dünya Sağlık Örgütü de 14 Ağustos'da Mpox salgını için yeniden uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti. Yani birkaç gün önce olan bir acil durum ilanıdır bu. Bu ilanın esas amacı ülkeleri tanı, sürveyans, bağışıklama ve tedavi açısından gerekli önlemleri almaları. Bunlar için kaynak ayırmaları konusunda uyarmak ve böylece salgının kontrol altına alınmasını sağlamaktır. Epidemiolojiye baktığımızda küresel dağılım Orta ve Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde endemiktir. Ancak son zamanlarda endemik olmayan ülkelerde de salgınlar meydana gelmiştir. Son salgınlarda 2022-2023 yıllarında Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyük ölçüde insandan insana bulaşla tetiklenen önemli salgınlar tartışılacaktır. Peki Kuzey Kıbrıs'ta ne olmuştu? Hatırlarsanız biz geçen sene bir vakamız olmuştu. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde takip etmiştik hastayı. Kişisel olarak takip ettiğim bir hastaydı bu hasta. Bu hasta ilginçtir. Burada yaşayan bir hastaydı ve saç ekim merkezine gidip orada saç ekim işlemi uyguladıktan sonra doktorun takibindeyken farklı lezyonlar ortaya çıkmıştı. Bize yönlendirilmişti o dönemde ve hastaya yaptığımız PCR testi sonrasında pozitiflik saptanmıştı. Hastanın sürveyansı yapıldı ancak herhangi bir olgu saptanmamıştı o dönemde ve bir vakayla o dönemi kapatmıştık. Etkene baktığımızda Mpox virüsü olarak adlandırılmaktadır. Bu Monkeypox daha önceki bilinen ismiyle çiçek virüsüne akraba bir DNA virüsüdür. Orta ve Batı Afrika'da iki farklı genetik alt tipinin hastalık yaptığı bilinmektedir. Batı Afrika'da alt tipi soy 2. Bu biraz daha hafif. Orta Afrika alt tipine soy 1 kıyasla daha hafif seyirli hastalık yapmaktadır. Yani soy 1 biraz daha ağır, soy 2 biraz daha hafif bir alt tiptir. Şu anda da zaten soy 1'in 1B'si dünyada bizi alarma geçirmiştir.
2022 yılında ülkemiz dahil olmak üzere Afrika dışında ülkeleri etkilenen salgında SOY2 denen ve daha hafif enfeksiyon yaptığı görülmüş olan virüs tuşu etkiliyken 2023'te de Kongo'da başlayarak yayılan ve halen devam eden salgını daha ağır seyirli enfeksiyon yapabilen SOY1'in 1B tuşu etkili olmaktır. Bu tuşun geçirdiği mutasyonlarla insanlar arasında daha kolay bulaşabilme özelliği de kazanmış olabileceğinden kaygılanılmaktadır. Bulaşma yollarına baktığımızda şunu akılda tutmak gerekiyor. Yani bu yani üst solunum yolunu tutan bir enfeksiyon hastalığı değil. Yani o şekilde yayılan bir enfeksiyon değildir. Enfekte vücut sıvılarıyla ve solunum damlacıkları ve kontamine metreleriyle yakın temas ile gerçekleşir. Solunum damlacıklarından az da olsa bir bulaşma tespit edilmiştir ama bu çok sınırlı bir şekildedir. Daha çok enfekte vücut sıvılarının temasıyla ya da ortak objeler varsa onların temasıyla bulaşmaktadır. Hayvandan insana bulaş genellikle enfekte hayvanların tutulması ve tüketilmesi özellikle kırsal veya ormanlık alanlarda meydana gelir. Bu daha çok tabii Afrika için geçerlidir. Risk faktörlerine baktığımızda da bulaş için yakın fiziksel temas, belirli sosyal veya mesleki aktiviteler ve endemik bölgelere seyahat olarak sıralanabilir. Klinik özelliklere baktığımızda mpox hastalığı, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına neden olur. Yakınmalar yani virüs ile temas ettikten sonra ortalama 6 ile 13 gün sonra ortaya çıkar. Ama 1 ile 21 gündür aslında bizim bekleme sürememiz yani bu hastalığın semptomların ortaya çıkması için ama ortalama 6-13 gün içerisinde ortaya çıkıyor semptomlar. Hastalığın ilk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik görülür. Bu belirti ve bulguların çoğu birçok hastalıkta görülebilir ancak lenf bezi şişliğinin olması özellikle su çiçeği ve kızamıktan ayırmada önemlidir. Bunun altını çizmek gerekiyor muayenede özellikle. Cildeki döküntüler ateş başladıktan sonra 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar ve gövdeden çok yüzde, kollarda ve bacaklarda görülür. Avuç içi, ayak tabanlarında, ağız içinde, genital bölgede ve gözlerde lezyon saptanabilir. 2022 yılındaki salgınında özellikle rektal bölgede lezyonların gelişmesiyle proktit, yine tonsiller üzerinde lezyonların gelişmesiyle birlikte tonsilit sık görülmüştür. Lezyon sayısı değişkendir. Az sayıda veya çok sayıda da olabilir. Lezyonlar düz bir kızarıklık şeklinde başlayıp makül şeklinde deride kabarık hale gelir. Papül ardından da içleri berrak sıvı ile dolarak vezikül görünümü alırlar. Vezikülün içindeki berrak sıvı sarımsı renkte bir sıvıya döner ve püstüler lezyonlara dönüşürler. Püstüler kabuk bağlar ve kabukların düşmesiyle lezyonlar ortadan kalkar. Bu süreç genellikle 2-4 hafta sürer ve kendiliğinden iyileşir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde de hastalık ağır seyredebilir. Hastalığa bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir. Zatürre, sepsis, ensafet ve görme kaybı da gelişebilecek komplikasyonlar arasında. Döküntülere baktığımızda burada püsküller lezyonları görebiliyoruz. Avuç içerisinde ve ekstremitede daha çok tutulmakta. Aynı zamanda başı da tutabilmekte. Akılda tutulması gerekiyor. Gövdede daha az görülüyor bu lezyonlar. Ve ateşle birlikte lapta görülmesi klinik açısından önemlidir. 36 bin hasta üzerinde yapılan bir çalışmada %88 oranında döküntünün en fazla görülen semptom olduğunu görüyoruz. %57 oranında ateş, sistemik döküntü, genital döküntü, lap gözükmesi, baş ağrısı, kas ağrısı da sık görülen diğer klinik semptomlar arasında var. Peki belirtisiz enfeksiyon olabilir mi? Asimptomatik mpox olguları bildirilse de bunların oldukça nadir bir durum olduğu ve hastalıkları genellikle semptomatik seyrettiği bilinmektedir. Bu bizim için aslında büyük bir şans. Çünkü hatırlıyorsunuz COVID döneminde asimptomatik hasta da çok olduğundan hızlı bir bulaş söz konusuydu.
Enfekte kişilerde belirtilerin ortaya çıkması, bu kişilerin fark edilmesini ve izolasyona alınmasını sağlayacağından, Mpox'un toplumda COVID-19 veya belirtisizken bulaşan diğer enfeksiyonlar kadar yayılmasını beklenmemektedir. Ancak Kongo'da etkili suşunda daha hızlı ve tüm grupları yayılır olması kaygı yaratmaktadır. Peki Mpox ile temas etmiş kişiler ne kadar süreye takip edilmelidir? Az önce söyledik, semptomların başlaması ortalama 5 ile 13 gün ile sürelerde başlıyor ama Mpox olduğu teyit edilen hayvan veya kişiler ile temas etmiş olanlar son temastan sonraki 21 gün boyunca belirti ve bulgular açısından izlenmelidir. Türkiye'de yani 2022 yılında hazırlanan bir rehber vardı. Onu Ağustos ayında 2024 yılında tekrardan revize ettiler ve en son vaka tanımına baktığımızda olası vakaya ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, lap bulgularından bir tanesi olması ve son 21 gün içerisinde yani virüsü ile enfekte bir kişinin ile temas öyküsünün olması olası vakadır. Veya cilt döküntüleri, ülsere veya veziküler mikozal lezyonlar varlığında klinisyen tarafından tıbbi hikaye alındığı zaman ve riskli bölgeye de seyahat öyküsü olduğu zaman yine aynı şekilde olası vaka diyoruz. Kesin vaka demek için de olası vaka tanımına uyan kişiden alınan bir PCR pozitifliği de kesin vaka olarak bildirilmektedir. Ayrıca tanıda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Su çiçeğine dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle gövdede başlar. Mpox ise daha çok yüzde ve ekstremitelerde başlar. Bir de diğer bir özelliği az önce de söylemiştik. Mpox'ta lapta gelişimi oluyor. Su çiçeğinde çok beklediğimiz bir durum değil. Herpes simplex virüsü genellikle lokalize lezyonlar görülür. Mpox'ta daha yaygın bir Mpox'taki gibi yaygın bir döküntü görülmez. Ve Mpox'ta da bildiğiniz gibi bir püstüler bir lezyona doğru da dönüşüyor sonrasında. Rengi de ikincil evrelerde Mpox'u taklit edebilir ve benzer bir döküntü görülebilir. O açıdan uyanık olmak lazım. El ayak ve ağız hastalığında da çocuklarda yaygındır. Avuç içi ve ayak tabanlarında veziküler döküntüler ortaya çıkar. Bu açıdan ayrıca tanıda uyanık olmak gerekiyor. Lap gelişimi ayrıca tanıda yer alabilecek su çiçeği, kızamık ve çiçek hastalığında bu kadar ön planda olmadığından monkeypox çiçeğiyle tanıyı destekleyici bulgu olarak kabul edilmektedir. Onun için lenfadenopati gerçekten önemli bir klinik bulgu. Tanıya yaklaşım nasıl oluyor? Yani döküntü bizim için önemli, lap bizim için önemli. Bir de hastalığın maruziyeti, yani özellikle Afrika'dan gelen bir kişi veya kesin vaka ile temas etmiş olan bir kişi bizim için çok önemli bir hikaye aslında. Laboratuvar testlerinde de farklı yöntemler vardır. PCR var biliyorsunuz, seroloji yöntemi ve viral kültür var. Seroloji daha çok epidemiolojik çalışmaların yapılması içindir. Viral kültür hem karmaşık olması hem de çok ileri derecede laboratuvar şartları gerektirdiğinden çok kullanılmamaktadır. Burada altın standart PCR'dır. Devlet hastanesinde hem mikrobiyoloji laboratuvarında hem de genetik laboratuvarında şu aşamada Mpox'u tanı koyabilmek için gerekli kitler mevcuttur ve çalışıyordur. Zaten aynı kitlerinden geçen sene tanı koymuştuk. Yönetim ve tedaviye baktığımızda ne yapıyoruz biz bu hastalara için? Destekleyici bakım, hidrasyon, ağrı yönetimi, ikinci enfeksiyonların tedavisi. Antiviral tedavi olarak tecovirimat var. Yani bu çiçek hastalığı için FDA onaylıdır. Ancak Mpox'ta da etkili olduğu gösterilmiştir. Sitovir ve Binisdiofovir şiddetli vakalarda kullanılabilir. Ancak kanıtlar sınırlıdır. Komplikasyonların yönetimi, bakteriyel süperenfeksiyon, solunum sıkıntısı ve nörolojik tutulumun tedavisini içermektedir. Kesin olmamakla birlikte bazı antiviraller M çiçeğinde etkili olabileceği belirtilmektedir.
randomize kontrollü çalışmalarda mevcut ajanların etkisi gösterilmemiştir. Ancak gerçek hayattaki olgu kontrol çalışmalarında anekdotal olarak fayda sağlandığına dair veriler bulunmaktadır. Korunmada ve aşılanmada da farklı aşılar vardır. Ankara aşısı ve çiçek aşısı. Çiçek biliyorsunuz 1980'de eradike edilmiştir. O yıla kadar da zaten Türkiye'de de uygulamıştır 1980 yılına kadar. Dolayısıyla 1980 yılına kadar çiçek aşısı olan kişilerde çapraz koruyuculuk sebebiyle %80'e kadar koruyuculuk olduğu gözlenilmiştir. Dolayısıyla bu kişiler biraz daha şanslı. Ya bu kişiler de tabii 50 yaş ve üstü kişiler. Hastalığın seyrine baktığımızda da zaten daha çok immün süpresi ve çocuklarda bu hastalığın daha ağır geçtiğini görüyoruz. Aşılarda kısıtlı olarak ulaşılabilir durumdadır. Klinik kullanımı 2 doz şeklindedir. Çiçek hastalığına karşı aşının rutin uygulandığı dönemde çiçek aşısıyla aşılanlarda çiçek aşısının emçi çiçeğini önlemede yaklaşık %85 oranda etkili olduğu gözlemsel birkaç çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu nedenle daha önce çiçek aşısı olanlar hastalığı daha hafif geçirebilir veya hastalıktan korunabilirler. Halk sağlığı yanıtı olarak ne yapılması gerekiyor? Vaka bildirimi. Bunun için de tabii hastaları bizim hekimler olarak tanımamız gerekiyor. Yerel ve küresel sağlık otoritelerinin zamanında ve doğru raporlamasının sağlanması gerekiyor. Temas takibi onaylanmış vakalara temas eden bireylerin belirlenmesi ve izlenmesi. Toplum açısından da bulaşma risklerinin topluma anlatılması, belirtileni anlatmak gerekiyor. Tıbbi yardımın ne zaman alınması gerektiği konusunda da halkı eğitmemiz gerekiyor. Peki burada tabii en önemli sorulardan bir tanesi herkesin sorduğu pandemiye yol açma olasılığı var mıdır? Mpox hastalığının belirti ve bulgularının belirgin olması, nadiren belirtisiz enfeksiyon yapması, yakın ve uzun süreli temasla bulaşması, bir DNA virüsü olduğundan daha az mutasyon geçirmesi ve kolay değişime uğramaması gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda COVID-19 gibi bir pandemiye yol açması pek beklenmemektedir. Ancak devam etmekte olan 2023 salgında tüm gruplar etkilenmesi, daha hızlı yayılım olması ve daha yüksek oranda ölüm görülmesi nedeniyle kaygılar artmıştır. Şu aşamada Orta Afrika'daki ölüm oranları yaklaşık %5 civarındadır. Daha önceki 2022 yılındaki ölüm oranları daha az bir oranda %1-2 civarındaydı. Yine de solunum yoluyla bulaşan bir virüs olmadığı için COVID-19 benzeri bir büyük salgın yapması beklenmemektedir. Referans olarak da dediğim gibi Türkiye'nin son Ağustos ayında bir update ettiği bir Mpox'la ilgili bir rehberi var. Onu kullandım. Sorularınız için ve sabrınız için teşekkür ederim. Sorularınızı da alabilirim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Emre Bey. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Biz 77 doğumluyuz tabii. Bize bu çiçek aşısı yapılmış olma ihtimali var mı acaba? Kolumuzda iz yok ama 80 öncesi 80'e kadar aşılanmış olanlar için geçerlidir bu yoksa? Yani açıkçası Türkiye'de 1980'e kadar çiçek aşısı yapılıyordu ve Dünya Evet. Sağlık Örgütü eradike edildiğini söyledikten sonra Türkiye'de durdu ama Kuzey Kıbrıs'la ilgili bir bilgi bulmadım açıkçası. Evet. Bilen büyük abilerimiz, ablalarımız varsa bilgilerini paylaşırlarsa ben de sevinirim bu konuyla ilgili. Tamam, teşekkür ederim. Bir de bir sorum olacak. Tabii. Şimdi bugün biseksüel olan bir arkadaşım aradı bu virüs için. Çünkü bu biliyorsunuz ilk Mayıs 2022'de İspanya'daki bir LGBT etkinliğinde ilk yayılımı var. Bununla ilgili Evet. Lancet'te de bir yayın var. Bu konuyla ilgili bu arkadaşlarımıza şimdi arkadaşım sordu. Biz ayrıca bir önlem alabilir miyiz? Ne yapmamız lazım bununla ilgili? Ne öneriniz olur? Ben de dedim ki bu akşam toplantı var. Ben toplantıda dedim şey yapacağım mutlaka bu soruyu soracağım. Sana ondan sonra bildireceğim. Ne önerebiliriz biz bu arkadaşlarımıza? Yani Bununla ilgili korunmada ayrıca önlem almaları gereken bir önlem açısından.
Yani bu hastalık yani vücut sıvılarıyla bulaşmaktadır. Tabii O bu yüzden cinsel yolda geçebilir durumda. cinsel yoldan geçme ihtimali çok yüksek oranda daha fazla artıyor. Onu söyleyebiliriz. Yani Evet. burada önemli olan bence en önemli konu toplumu bilgilendirmek. Yani bu tarz şikayetleriniz olursa bir hekime başvurmanız gerekiyor gibi anlatmamız lazım. İşte bu hastalıkta ateş, döküntüler, işte döküntüler bu noktada olduğu zaman, işte ekstremitede olduğu zaman, karakteri bu şekilde olduğu zaman ve işte belki de dediğim gibi son 21 gün içerisinde yani bir ilişkiye girdiyse, cinsel ilişkiye girdiyse akılda tutulması gerekiyor. O açıdan dikkatli olmak lazım. Zaten bizim geçen seneki vakamızda yine cinsel ilişki hikayesi vardı bir hayat kadınıyla birlikte ve o şekilde hastaya bulaşmıştı. Sonradan o kişiyi de çağırdık, temas takibi yaptık, PCR testlerini yaptık ama herhangi bir virüse saptamamıştık. O da ayrı bir ilginç bir durumdu ama yani yakın temasından bulaştığı için tabii her türlü cinsel yoldan da bulaşabiliyor bu hastalık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Söz alabilir miyim? Tabii ki. Kaya Bey buyurun. Ha, merhaba. Emre'cim eline sağlık. Gayet güzel kısaca derledin, topladın. Teşekkür ederim. Şimdi benim sormak istediğim birinci soru, geçen sene gördüğün vaka dönem itibariyle hangi dönemdi, hangi aydaydı? Yani yanlış hatırlamıyorsun, Ekim-Kasım 2023'te abi. Şimdi adanın genelinde malaria vakalarına baktığın zaman malaria vakalarının özellikle arttığı iki dönem var. Bunlar sömestrlerin başlarında, yani üniversitelerin açıldığı dönemlerde topluca gelen öğrencilerle alakalı. Evet. Dolayısıyla yani bu Ekim gibi gördüysen ki buluşka döneminde kaparsan Eylül-Ekim arası bir şey. Bunun bir teması olabilir Afrikalı birisiyle, yani veyahut da başka bir ülkeden virüsle enfekte birisiyle. Gerisinin gelmemesi iyi haber. Zaten şimdiye kadar en fazla bir vakadan 6 vakaya, bir vakalede de 6 vak bir mak bir vakadan 9 vakaya kadar yayıldığı biliniyor. Covid gibi büyük bir salgın yapmayacak. Evet. Bu gerçek. Şimdi yakın zamanda okullar açılacak. Bu öğrenciler geldiği zaman belirtisi yok buluçka döneminde, bulaştırıcı özelliği de olmayacak bu dönemde haliyle. O şekilde kabul ediliyor. Dolayısıyla biz bu çocukları izole edecek miyiz, yoksa evde mi izole edeceğiz, yurtta mı izole edeceğiz? Yani bu konuda bir bakanlığın önerisi ya da tabip odasının bir önerisi var mıdır? Yani tabii bu konular ben sonuçta Sağlık Bakanlığı'nı temsilen burada değilim. Tabipler beni de temsilen yani davet ettikleri için buradayım ama yani bu yönde bir karar verilmemiştir. Tabii bu söylediğiniz karar çok yani agresif bir karar olur diye düşünüyorum ben kişisel olarak. Yani her gelen Afrika'dan öğrenciyi 21 gün karantinaya almak bence biraz fazla olur diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum yani ne kadar cost efektif olur ama muhtemelen yapılması gereken en doğru yol benim kendi kişisel fikrim bu gelen kişileri bilgilendirmek. Bu tarz bir şikayetiniz olursa doktora başvurun gibisinden. Sonuçta bu hastalık yani ölümcül bir hastalık. Yani şu aşamada Orta Afrika'da baktığınızda %5 yani ne demektir? Bu 20 kişiden biri ölecek. Yani bu kişilerin saklanacağını çok düşünmüyorum. Dolayısıyla kendilerini anlatmak lazım. Özellikle döndükten sonra 21 gün içerisinde bu tarz semptomları olursa mutlaka belki Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir merkez olur bilmiyorum ama hekime başvurması çok önemlidir. Burada da abi söylediğiniz gibi yani bu Eylül, Ekim, belki de Kasım bilmiyorum bu öğrencilerin tam dönüş zamanı ama döndükten sonraki bir ay bizim için çok önemli bir zaman olacak. Çünkü hastalığı erkenden tespit edip hemen izole etmek lazım gelecek olan vakaları. Zor bir dönem bizi bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Onun için hepimiz uyanık olmamız gerekiyor. Yani bu adada 21 gün izolasyondan kastım, hani bir işte Covid'deki gibi bir otele tıkalım veyahut da bir yerlerde izole edelim değil de yani bilgilendirme konusunda çok titiz olmamız gerekiyor.
Evet. Bu açık ve net. Lezyon konusunda ortaya çıkar çıkmaz başvurması konusunda eğitmemiz gerekiyor. Yani üniversitelerdeki bütün hocalara bu konuda görev düşüyor. Tüm öğrencilerine ilk derslerinin başında, her dersin başında ilk birkaç ay boyunca bu şikayetleriniz olduğu zaman sağlık kurumuna başvurun şeyini her derste hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa hepsini bir yerde toplamak mümkün değil tabii ki. Tekivirimatla ilgili tedaviden bahsettin. Piyasada bulunabiliyor mu? Açıkçası yani onun elimizde yani olup olmadığını bilmiyorum ama belki Avrupa Birliği ya da Türkiye ile birlikte temin edilebilir. Yani bunlar daha görüşülmedi. Bir de aşı ile ilgili Rum tarafının açıklamasında ellerinde aşı olduğu ve talep edenlerin aşılanabileceğine dair bir açıklamaları var. Yani şu anda Rum tarafı aşıyı getirmiş durumda kendilerine. Kıbrıslı olup Rum tarafına geçenler tabii ki gidip aşılarını olabilirler. Ama buraya aşı gelmesi konusunda da herhalde bakanlıktan bir açıklama bekleyeceğiz. Toplantı yapılacak muhtemelen konuyla ilgili de karara bağlanacaktır. Ama aşıdan ilgili şöyle bir sıkıntı var. Yani o da sınırlı bir sayıda öğretiliyor. Dolayısıyla yani toplumun tümünü aşılamak ne kadar doğrudur onu bilmiyorum ama belki risk gruplarının belirlenip onlara yönelik bir aşılama yapılabilir. Yoksa tüm toplumu aşılamak ne kadar cost efektiftir bilmiyorum. Ona da bakmak lazım tabii. Hastalığın yayılımına bakmak gerekiyor. Bence burada risk gruplarını tanımlamak önceliklidir. Valla birazcık fazla soru sordum. Aklımda bir iki Canım. bir şey daha var. Diğer arkadaşlar da soracaklarını sorsunlar. Ben tekrar bir iki bir şey daha eklemek isterim, sormak isterim. Sağ Tabii ol, ki. teşekkürler. Sağlık. Canım. Aslında bizler de tabipleri bilgi olarak buna benzer önerilerde bulunan bir açıklama yapmıştık hatırlarsanız. Özellikle bizim sıkıntımız ülkeye yeni gelecek öğrencilerin bir şekilde denetlenmesi gerekir. Tabii ki bu gelen öğrencilerden PCR testi yapılmasının gerçekçi bir istek olmayacağını biz de farkındayız. Keşke yapılabilse ama tabii Emre'nin de bahsettiği gibi kuluçka döneminde zaten bulamayız. Ama en azından mevcut aktif lezyonu olan veya muayenesinde mpox düşündürecek bulgusu olan kişilerin de ülkeye girişinde en azından tanınması bile önemlidir. Uçakta çünkü herkesin yakın teması olacağı düşünülebilir belki de. Bizim esas kaygımız bu. Bir de tabii bu sürecin yönetiminde bizim bir eleştirimiz var. Bakanlık daha açık ve net olması lazım. Alınan kararları biz de bilmek istiyoruz. Bizim bir haberimiz yok ne karar alındığında. Ciddi kararlar almaya gerek yok. Evet, şu anda pandemiden bahsetmeyebiliriz ama en azından yayılmasının, artmasının önüne geçmek için Kaya abinin, Emre'nin bahsettiği önlemleri almamız gerekir. Aşı belki benim dediğim gibi bize isteyene yapma noktasında getirip zorlama olmadan yapılabilir. Tabii belirli risk grupları var. Sonuçta gece kulüpleri var. Buraya gelen Afrikalı öğrencilerin çalıştığı farklı işler var. Özellikle illegal şekilde. O alanlarda dikkatli olmamız lazım. Ülkeye mutlaka gelecektir ama geliş sayısının azalması çok büyük olasılıkla yayılmasını da azaltacaktır. Evet. Yok katılıyorum. Evet. Emre'cim bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki. Ben Bu sıradayım. tamam buyurun, buyurun. Özlem Hocam buyurun. Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Emre'ye teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi harikaydı. Teşekkürler. Önce birkaç gündür Kıbrıs'ta çiçek aşısının hangi yıla kadar yapıldığına dair bir araştırma yaptım. Onu sizinle paylaşayım. Bugün en son öğrenebildiğime göre 1970 doğumlular aşılı. Ondan sonrakiler aşılı değil. Sadece Kıbrıs'tan İngiltere'ye gidecek olanlar da İngiltere 74-75'lere kadar çiçek aşısını şart koşuyormuş. Onun için mesela 71 doğumlu olup da İngiltere'ye gideceği için aşılanan bir kişi buldum. Ama sanıyorum Türkiye'de 1979'da sonlanmış. 80'de de zaten eradike edildiğini açıklamış Dünya Sağlık Örgütü. Türkiye'de 79'da bitmiş aşı ama
Kıbrıs'ta 70'li yıllardan sonra aşı yok gibi duruyor. Hiç 72-71 doğumlu olup da çiçek aşısı izi olan birisini tespit etmedim. Ben bu 3-4 günde özellikle çocuk uzman arkadaşlarıma da sordum. Onlar da yani eskilere de sordum. Onlar da bilmiyorlar tam ne zaman bitti. Ama 70'lilerde yok artık aşı. Galiba Anladım. 70'ten sonra yapılmadı Kıbrıs'ta aşı. Ben iki şey sormak istiyorum. Tabipler Birliği'ne teşekkür ederim. Bu konuda da önceden uyarı yapmaya başladığı için ve Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirip toplumu da bilgilendirmek anlamında. Ben bu aşamada havaalanlarında herkesin vücudunun açılarak mpox lezyonu var mı diye bakılmasının girişlerde bir izdiham oluşturacağını, bir zaman hatırlayın PCR almaya çalışıyorduk ya da hızlı test yapmaya çalışıyorduk ne oluyordu? Ve esasen temas süresini de artıracağını kuyrukta düşünüyorum. Belki otururken iki etrafınızdaki kişiyle temaslıyken bir de tekrar beklerken bunun için herkes herkesle temas edecek. Bir kişi varsa uçakta diyelim ki herkese bulaştırmış olacağız. Daha pratik bir şey bulmalıyız. Bana sanki bu dönemde daha hiç yokken vaka işte broşürler hazırlanması İngilizce belki birkaç dilde ve insanlara yani gelecek kişilere kolayca ulaşabilecekleri herhangi bir belirti olursa bir numara oluşturulması belki bir çağrı gene bir çağrı merkezi oluşturmamız belki. Ama bilen birisinden böyle sokaktan toplayacağımız Covid'deki gibi insanlardan değil de öyle bir belki önlem alabiliriz ilk etapta ta ki bir vaka tespit edene kadar. İki de sorum var. PCR burada nasıl alınıyor? Burada da mı gene burun ve ağızdan PCR örneği alıyoruz yoksa şeyden mi alıyoruz? Lezyondan mı alıyoruz? Bir de biliyorsanız şu anda mevcut aşılar uygulandıktan ne kadar sonra koruyucu etkisi başlıyor? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorunuz için. PCR'ı yani rehberde de yani ben dikkat ettim aslında çünkü başka yayınlarda başka yerlerde de vücudun PCR'ın pozitif olduğu saptanmış ama tanı rehberine baktığımızda lezyonlardan alınan PCR'ların pozitif olmasıyla kesin vaka olarak değerlendiriliyor. Aşılarda da genelde ikinci haftadan sonra immünite yani koruyuculuğu başlandığı düşünülmekte. Dolayısıyla 2 hafta sonrasında da bağışıklık başlıyor diye düşünebiliriz bu kişilerde. Söylediğiniz konuda katılıyorum. Yani belki telefon konusu çok pratik olmayabilir ama broşürlerin hazırlanması, sonrasında da Lefkoşa, Girne, Mausa, işte Güzel Yurt, Lefke bölgesi için her bölge için başvurabilecekleri işte Sağlık Bakanlığı'nın tayin ettiği poliklinikler olabilir. İşte bu şikayetiniz varsa döndükten 21 gün içerisinde bu polikliniğe başvurunuz gibisinden bir poliklinik gösterilebilir bu kişilere diye düşünüyorum. Çünkü bu dediğimiz gibi Eylül, Ekim, Kasım ayında bu kişiler bu kıtadan geldiği zaman onları yönlendirebileceğimiz bir yer olması lazım ve herkesin kendisine yakın bir yer olması lazım. Ayrıyetten de bilgilendirme broşürünün bunlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Söylediğiniz gibi belki de üstünde resimler olması gerekiyor. Döküntülerin farklı dönemdeki görselleri olursa bu hastalar için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama şey de Efendim ilginç şey. olmuş. Şey de ilginç olmuş yani 1980'de eradike edildiği ama Hazırlanıyor. 1970'te de aşının durdurulması biraz ilginç olmuş Kuzey Kıbrıs'ta da onu ben bilmiyordum. Biraz ilginç geldi bana. Ama Ben de okuduğum kuzeyde kaynak. değil tabii o. Yani çünkü o zaman daha kuzey güney yok Ha ama evet. belki o işte o karışık dönemler o zamanlar. Bilemiyorum böyle halk sağlığı belki aksamıştır o zamanlarda ama Evet. gerçekten bugün yani en az 10-15 kişiyi kontrol ettim. Bir tanesi sadece aşılı. O da diyor ki ben 70 doğumluyum ama 73'te yapıldı aşım çünkü İngiltere'ye gidecek. Evet. Teşekkür ederim cevaplar için de. Ben de teşekkür ederim. Emre'cim Ben de bir bir şey şey daha sorabilir miyim? sormak isterim. Buyurun abi.
Şimdi bu Mpox için mevcut kitler var dediniz. Geçen sene tanıyı koyduk dediğiniz. Evet. Şimdi 2022, 2023, 2024'ün sonuna geliyoruz. 2024'te 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün tekrar acil durum açıklaması yeni bir suçla alakalı. Yani sonuçta soy 1, soy 2, clade 1, clade 2, tip 1, bunlar sınıflandırılmaya başladı ya, belki yeni bir şeyle de karşılaşacağız ileride, bilmiyoruz. Senin elindeki, yani sizin hastanede kullandığınız kit yeni şeyleri de, varyantı da karşılar mı acaba? Onu da tespit eder mi? O konuda bir Yani bu konuyla ilgili tabii bilgi. bize bilgi gelmedi ama bizim kullandığımız şimdi QIAGEN, QIAstat'ın cihazı var. Orada veziküler panel denilen 6-7 tane farklı virüse ve bakteriye bakan multiplex PCR'ımız var. Orada da Mpox'a bakıyor. Tabii yani bu suçu kanı, yani tespit ettiğini düşünüyorum ama tabii güzel bir soru sordunuz. Ona bir yarın tekrar bakmak gerekiyor. Ama bizim firmadan yani bu şekilde bir dönüş olmadı mikrobiyolojiye. Yani bunu da bir teyit etmemiz gerekecek diye Tabii, düşünüyorum. güzel soru. Evet, Benim ben de bir şey başka... söyleyeceğim. Evet, buyurun Nilüfer Hocam. Biliyorsunuz. Evet, iyi akşamlar. Hadi Cem abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Sesiniz çok uzaktan geliyor. Çok anlamıyorum. Sesim geliyor. Alo. Ha. Sesim geliyor mu? Evet. Evet. Buyurun Cem abi. Ben pek duymuyorum soruyu. Bundan sonra Ben duymuyorum. duyulmuyor. Bir dakika. Evet. Biz yönetim kurulu toplantısındayız bu arada. Cemal abi burada. Evet. Buradan belki daha iyi. Ya buradan daha net geliyor sesiniz. Evet, daha iyi geliyor. Doğru. Evet. Ben tekrar edeyim o zaman. 1972 yılında Limassol'da Anapol'da öldüyken bize aşı yapıldı. Özlem Hanım'ın bu konudaki merakını bu şekilde giderelim. Ondan sonra yapıldığımız bilgim dahilinde değil. Bir de aşı konusunda bir soru yönetmişti arkadaşlar. Benim gördüğüm son gerek de söyledim gerek Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilerde temastan 5. güne kadar olan sürede yapılan aşının koruyucu olduğu söyleniyor. Bu Evet. konuda bir katkı yapmak istedim. Teşekkür ederim. Şikayetleri azaltabilir, doğrudur. Ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Yapalım. Öncelikle çok teşekkür ederim sunumunuz için. Ben de şeyi merak ediyorum. Şimdi bu çiçek aşısıyla bir çapraz koruyuculuk olduğundan bahsediliyor ama yani en iyi ihtimalle 45-50 yıl önce yapılan aşılardan bahsediyoruz. Bu 45-50 yıl önce yapılan aşılar halen koruyucu özelliği devam ediyor mu? Bu konuyla ilgili bilgiler hani kanıta dayalı mı yoksa sadece uzman görüşü mü? Yani bu konuyla ilgili sınırlı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda da yaklaşık %80-85 oranında zaten yapılan kişiler hep 80 ve öncesidir. Dolayısıyla hep yani bütün hastalar belli bir yaşın üstündedir. Ve o yaşta olmalarına rağmen, o kadar zaman önce yapılmasına rağmen koruyuculuk olduğu saptanmış ve bu %80-85 arasında olduğu bazı yayınlarda bahsedilmiştir. Emre bir şey düzeltmek istiyorum. Efendim. Ve 70 doğumlular dedim ben. Aşısızdır. 72'de aşılandı Cemal. Çünkü 67 doğumludur. Değil mi Cemal? 66'lı veya.
O yüzden yani 70'te doğup da aşısız olanlar var. Onlar sadece yurt dışına çıkanlar aşılanmış onlardan. O da herhalde kaç yıl yani 69'lular en son aşılandıysa demek ki 75'e kadar falan yapıldı belki. Çünkü 5 yaşında falan yapılıyordu galiba çiçek aşısı ilk defa okula gidince yapılıyordu. Ben de aşılıyım bu arada. 68'liyim. Ben de okulda aşılandım. 74'te başladım okula. Demek ki 74'te yapılıyordu. Ama demek istediğim bizde 70 doğumlulardan itibaren aşılı insan yok. Netleştireyim ne demek istediğimi de. Teşekkür ederim. Özlem abla kolunuzda iz var mı? Evet. Yani yapılmışsak iz olması gerekiyor değil mi? Var var var. Evet. Evet. Anladım. Tamam, teşekkür ederiz. Bir şey daha var. Türkiye'deki kişilerde de biliyorsunuz onlar tüberküloz aşısı, besleyici aşısı da yaptıkları için onun da izi var ya bazen karıştırıyorlar ve kendilerini çiçek aşılı zannediyorlar ama onlarda verem aşısı var tabii ki. O izi yapan benzer ama biraz daha küçük bir iz var onlarda. Ama bizim o klasik işte çiçek böyle 6 tane periferik noktacı olup skarı olan aşı izimiz var. Özlem Hocam, bu konuda bir katkıda bulunayım. BCG aşısı Türkiye'de deltoidden yapılır. Çiçek aşısı daha aşağıdan yapılır. Yani dolayısıyla deltoidde olan aşı BCG sigarı. Hemen aşağının 8-10 santimlik, yani erişkin için söylüyorum. 8-10 santim perifere doğru oradaki sigar da şeydir, çiçek sigarıdır. Benim bir sorum olacaktı. Çok çok teşekkürler öncelikle sunum için. Yüzeyden bulaş var mı veya çok düşük dediniz sanki? Yani vücut sıvılarının ortak bir alana bulaşmasıyla, mesela yatak örtüleri olabilir, havlu olabilir. Bunların temasıyla birlikte bulaş olabilmektedir. Yani vücut sıvısının indirekt olarak başka bir kişiye geçmesiyle hastalık bulaşabilmektedir. Peki yüzeyde canlılık süresiyle ilgili benzer virüslerin vesaire, bunun belki yoktur çalışması ama ne kadar süre? Sanırım bu konuyla ilgili benim bir bilgim yok, yani ne kadar canlı kalıyor. Onu herhalde başka bilgisi olan varsa paylaşabilirse ve yeni çıkacak yayınları izlemek gerekecek. Yani bu konuda ben çok bakındım. Ne kadar süre bu cansız yüzeylerden bulaşacak diye. Hiçbir makalede, hiçbir yazıda yaşam süresi hakkında bir bilgi yok şu ana kadar. Yani koltuğa oturttuğumuz hastayı mesela sonraki hastayı temaslı mı sayacağız? Kaç hasta sonrasını İşte onu temaslı sayacak? Yani dezenfekte ediliyor ama. bilmediğimiz için öyle bir hastaya şey yaparsak, muayene edersek, eğer şüphemiz varsa hemen dezenfekte etmemiz gerekecek. Yani işte bu yüzden belirtileri olan kişilerin belli merkezlere, belli noktalara Evet. başvurması konusu burada önem kazanır. Evet. Böylece poliklinik düzeyinde hem dışarıda kalabalık içinde bekleyecek, gelecek muayene odasını kontamine edecek ve arkasından her çeşit hastanın girdiği bir bölüm. O yüzden döküntüleri olan kişilerin ve başvuracağı kesin, net ve 24 saat çalışan noktalar olması lazım. Ve bölgeye de göre de ayrı olması lazım. Yani sonuçta Tabii, Lefke'deki tabii, adam tabii. Lefkoşa'ya gelmesi Tabii, biraz tabii. zor olur. Tabii. Katılıyorum. Çok teşekkürler. Emre Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ses gelmiyor. Orada yeni doğanlarda. Ben soruyu anlamıyorum. Ses kesik geliyor. Pardon.
mikrofonu açık tutarsanız o şekilde sizi duyabiliriz. Pardon. Şimdi sorunuzu sorun. Şimdi Emre Bey, bizde gebeler için bizde dediğim gibi bizim bölgede İskele'de 1978 yılında en son bize yapıldı. Ben 70'liyim. 71'lere de yapıldı. Yani o gün okula gidenler hepsi aşılandı. 71'ler dahil. 72'lere yapılmadı protokol olarak. Yani onlar da sanırım işte 1980'e denk geliyor. 72 doğumlu diye söylüyorsunuz. Evet, 72 doğumlar net. Ha, Evet. 1971'leri de yapıldı. Ha, 70'leri de yapıldı. Yalnız ikinci önemli konumuz gebelerle ilgili. Şimdi vertikal geçişle fetusta sorunlar ciddi olabilir. Sizin bir bilginiz var mı? Bu kullanabileceğimiz vaksin ya bir immünoglobulin gibi bir şeylerden bahsediyor birkaç ayın. Ve özellikle de bebek doğduktan sonra anneden izole edilmesi ve anneyle temasa geçmemesi, yine horizontal geçiş olmasın diye. O konu önemli çünkü tabii gebeler bir de şimdi bakılan yeni yayınlarda da bebeklerde de yine aynı şekilde konjenital anomaller olabileceği de bahsediliyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler katkınız için. Başka soru var mıydı? Evet, başka soru var mı acaba? Ya da katkısı olan? Emre merhaba. Ha, Buket merhaba. Selamlar, nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol, sunumun için de teşekkürler ayrıca. Canım. Ben küçük bir sorum olacaktı. Şimdi şüpheli vakalar olacak tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasından sonra özellikle gerek yakında o üniversite hastanesine gerekse de devlete, farklı kurumlara şüpheli vakalar gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi bizde birkaç tane vaka, hani şüpheli vaka geldi. Sağlık Bakanlığı'na da bildirildi bunlar, Kaya Hoca tarafından. Benim merak ettiğim şu, bize de sorulan örnek alımında dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır? Yani burada lezyonlardan örnek almak gerekiyor. Özellikle veziküler ve püslüler fazlayken almak gerekiyor bu kişilerden. VTM ile laboratuvara ulaştırmak gerekiyor. Onun dışında maske, eldiven gibi basit koruyucu önlemleri de dikkate almak gerekiyor. Örnek alırken swab örneği mi alınması gerekiyor, yoksa bu vesiküllerin içerisindeki sıvı, işte insülin enjektörü gibi bir şeyle alınması Yok. gerekiyor? Swab'la yeterli oluyor. Swab'la almanız yeterli oluyor. Swab'la bir Yani örnek tabii. alındıktan sonra şimdi VTM dedin. Kliniğin bir açıklaması vardı orada, işte DNA virüsü olduğu için kuru herhangi bir steril kap içerisinde de gönderilebilir şeklinde. Hani VTM olmasa da olur. Hatta kuru olsa daha iyi olur gibi açıklamalar okudum. Hangisi daha doğrudur PCR testinin doğruluğu açısından? Açıkçası biz geçen sene bu vaka geldiği zaman swab'ını almıştık. VTM'den laboratuvara gönderip kısa bir süre içerisinde de pozitif sonuç almıştık. Dolayısıyla yani bu bilgiyi ben okumadım ama VTM'in bence yeterli olacağını düşünüyorum. Herhalde ikisi de pozitif sonuçlanır eğer örnek pozitifse. Tabii geniş bir çalışma yapmak lazım. Şimdi her iki şekilde de kıyaslamak gerekiyor. Böyle bir çalışmayı ben açıkçası karşılaşmadım ama genel olarak bizim moleküler mikrobiyolojide siz de biliyorsunuz. Örneği aldıktan sonra VTM'den laboratuvara ulaştırmak
bence örneğin doğru ulaşılması için önemlidir. Sanıyorum hani elimizde VTM yoksa virüste DNA virüsü olduğu ve uzun süre dışarıda kalabildiği, dayanıklı olması açısından, zarflı virüs olması açısından da hani elimizde yoksa kuru swap da gönderebilirsiniz şeklindedir diye düşünüyorum. Hiçbir şey yoksa elimizde tabii olabilir. Teşekkürler. Emre'cim, bu arada Buket'in bahsettiği vaka hakkında kısa bilgi vereyim. Cumartesi günü geldi bize. Yurt dışından Sol gelişim var. Yurt dışından mı şöyle geldi? ruh, evvelki hafta yani bu geçtiğimiz çarşamba değil, bugün ne? Salı. Geçtiğimiz çarşamba, ondan evvelki çarşamba Rum tarafında 3 günlük tatili var. 70 yaşında bir bayan, kalabalık bir ortam şeyi yok, girmişliği yok. Sol ayakta, diz altında, parmaklara kadar veziküler lezyonlar. Ama takiben şeyde de, vücutta da ve yüzde de döküntüler, veziküler lezyonlar ve şu anda hepsi püsküler hale gelmiş durumda. Biz bunu tabii olabilir mi? Hani yaş grubu, çiçek aşısı var kolunda. Yaş grubunu vesairesini göze alınca, çünkü bütün vakalar 15 yaşın altında, genelde %80'i Afrika'da tespit edilen vakalarında. Tabii biz bu hastayı izole ettik. İşte bugün Buket bahsetti. Ona bir swab'la örnek gönderdik. Vezikülden örneği aldım. Ondan sonra su şişe çıktı, varisele çıktı. Yani bu hasta mpox değil. Ama görüntü olarak da benziyor. Bu Tabii. arada Lenfadenopati de Türkiye'de bir önemli bu hastalarda. bu arada Yani. bir şey daha var. Tabii lenfadenopatisi yok, ateşi yok, baş ağrısı yok. Diğer klinik belirtiler zaten yoktu. Evet. Yani hasta klinik olarak başından beri tamam döküntüsü var ama diğer klinik bulguların hiçbirinde bulmadık, onu da söyleyeyim. Bugün de variseller çıktı. Şimdi Türkiye'de bir grup var. O grupta resim gönderebiliyorsunuz. Uluslararası bir grup. Afrikalı hekimler de bu işin içinde. Yani onlar daha fazla vaka gördüğü için bizden, gözleri daha alışık. Resim gönderilebiliyor. Karşı taraftan size bunun mpox olup olmayacağına dair döküntülerle ilgili bir takım yorumlar yapılıyor. Bu sitenin tam olarak adresini bilmiyorum. Geçen gün Girne'deki Girne Hastanesi'nden Emine bunu bana bahsetti. Hatta benim bakanın resimlerini Emine'ye yolladım. O Türkiye'ye yolladı. O adresi hepimizin alması lazım. En azından bu gruba dahil olmamız lazım. Vaka görmesek bile her gün döküntü resimleri görüp farklı farklı bir şeyleri söyleme şansımız olabilir. Bu Evet. konuda da ben Tatlı Odası'nın bu adrese ben ulaşayım. Terapi odasına, herkese bu gruba dahil olması konusunda terapi odası belki bir destek sağlayabilir. Yani şey bu. Ben bir şey sorayım. Uygulamalar bunlar. Bu PCR'ınız monoplex mi yoksa multiplex şeklinde farklı etkenlerine bakıyorsunuz? Buket burada mısın? Bugün çalıştığımız hastayı aslında multiplex PCR'da çalıştık. İşte HSV 1-2 varicella tarzı viral etkenler vardı. Varicella zosteri pozitif çıkınca zaten çalışmadık. Yani zaten bence bu hastalarda biraz daha multiplex PCR'dan yaklaşmak daha doğru olur. Sonuçta ayrıcı tanı açısından birbirine benzeyebilen hastalıklardır. Dolayısıyla benzeyebilecek hastalıkların sendromik olarak uygun multiplex PCR'larının bakılması gerektiğini düşünüyorum ki en azından başka bir şey çıktığında evet buymuş deyip de uzaklaşmak daha kolay olur çünkü. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu bahsettiğin Kiastat'ın vesiküler paneli biraz maliyetli ama buna benzer paneller belki daha fazla çıkacaktır piyasaya. Bunlar kullanılırsa tanıda çok yardımcı olacak diye düşünüyorum. Evet, biz de devlet hastanesinde Avrupa Birliği'nden hibe aldık bunları. Hem cihazı hibe aldık hem de solunum, menenjit ve veziküler birçok kit hibe aldık. Dolayısıyla biz de tanımızı o şekilde gerçekleştiriyoruz. Çok pahalı testler, çok iyi testler. Biliyorsunuz FDA onaylı bir cihaz. Her bir testin maliyeti aşağı yukarı 200 eurodur. Yani onun için çok
Pahalı testler bunlar. Biz de bugünkü hastayı Kiastat'la çalıştık. Ama hani sürdürülebilir bir şey değil maliyeti açısından. Tabii ki. Biz de hibe aldığımız için var. Yoksa aslında çok alınabilecek kitler değil bence. Teşekkürler. Burada da kitin üretilmesi belki ön plana çıkıyor. Desamdan kimse varsa belki bu konuda bir açıklama yapmak ister. Desam'dan sanıyorum Serhan Hoca buradaydı. Serhan Hocam buralarda mısın? Merhaba herkese. Sunum için de teşekkürler Emre Hocam. Teşekkürler. Gayet bilgilendiriciydi. Evet, DESAM Araştırma Enstitüsü ülkede aslında bu tarz salgınlar olduğunda kit üretimi ve geliştirme açısından katkı sağlamakta. Pandemiyle serüvenimiz başlamıştı. Şimdi de Monkey Fox'la devam etmekte. Kendimizin tasarladığı bu kitler aslında bu tarz salgınlarda ülkemize yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Yani Kaya Hocam'ın da dediği gibi maliyeti düşürme açısından aslında yerli üretim bu tarz kitlerin kullanılması gayet uygun olacaktır diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Doktor Bey, benim bir sorum olacaktı. Hayır, buyurun Zeki Bey. Teşekkürler sunum için. Şeyi merak ettim ben. Hızlı antijen gibi bir şey var mı bu şeyde de, virüste de yapılabilen? Tabii şimdi ülkemizin durumu biraz daha farklı diğer ülkelerden, yani tanınmaması vesaire. Dolayısıyla özellikle de Afrika kaynaklıysa ağırlıklı olarak vakalar şimdi aslında tüm yıl boyunca ve farklı farklı ülkelerden değil, özellikle üniversite odaklı iki dönem, yani işte dönemlerin başlangıcında ağırlıklı olarak gelen öğrencilerin yarattığı daha büyük bir risk var. Hani KKTC'ye özel bir uygulama düşünülebilir mi? Böyle fikirler geliştirilebilir mi diye düşündüm. Özellikle sadece bu iki dönemde bir tarama vesaire bir şekilde, hani dediğin gibi bir konu ırkçılığa da kaymadan veya işte havaalanında bulaş riskini artırmadan yapılabilecek şeyler olabilir mi? Bir de şey merak ettim. Bu suç şeyle çok bağlantısız bir şey miydi? Yani suç şey aşısı veya enfeksiyon geçiren kişilerde herhangi bir koruyuculuk oluyor mu? Bir de bunu merak ettim. Söylediysen duymamış olabilirim. Teşekkürler tekrardan sunum için. Evet, sorunuz için teşekkürler. Yani bu hastalıkta yani rehberden de okuduğum kadarıyla belirgin, yani şu anda piyasaya sunulan ve efektif kullanılabilen bir antijen testine rastlanmadım ben. Sadece tanı yöntemi olarak PCR olarak gözüküyor. Tabii bu kişileri az önce de ben söyledik, yani bu tanı kitlerimiz pahalı tanı kiti. Yani her gelen kişiye 200 euroluk bir test kiti harcamak çok doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Nitekim zaten hastanın belirtisi olmadan test yapmak, hastalığı yakalamak açısından yine zor bir durum. Dolayısıyla özellikle lezyonlar ortaya çıktıktan sonra, biz lezyonlardan örnek aldığımız için lezyonlar ortaya çıktıktan sonra ancak da tanı koyabiliyoruz bu hastalara. Onun dışında dünyada da kabul edilmiş bir tarama yöntemi maalesef bu noktada yok. Dolayısıyla sadece burada en önemli şey hastaları bilgilendirip, şikayetleri geliştiği zaman doğru merkezlere yönlendirip de orada testleri uygulamak gerekiyor. Bu hastalık çiçek hastalığının çapraz, yani aynı aileden geldiği için benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla o hastalığı ile birlikte koruyuculuğu oluyor. Başka hastalıklarda çok bir koruyuculuğu olmuyor bildiğim kadarıyla. Ama bizim burada bence hekimler olarak
Öncelikle bu hastalığı tanımak bizim için önemli. İkincisi de Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşların da toplumu bilgilendirmesi bence bu noktada önemli. Burada en önemlisi yurt dışından özellikle Afrika kıtasından gelen kişilere İngilizce belki liflet hazırlanması ve bu kişileri doğru bir şekilde bilgilendirip klinik olarak uyumlu olması halinde gidebilecekleri yeri tespit etmek ya da göstermek önemli diye düşünüyorum burada. En önemli, yani bizim geliştirmemiz gereken sistem bu olduğunu inanıyorum. Tanı açısından zaten hem devlet hem de anladığım kadarıyla özelde tanı kitlerimiz var. Düşündükten sonra tanı koymamamız için hiçbir nedenimiz yok. Sanırım başka soru yok. Emre, güzel sunum için tekrardan teşekkür ederim. Soru soran, katılımda bulunan herkese teşekkür ederiz. Tabii ki dinamik bir süreç. Bundan sonra da gerekirse tekrar toplantı düzenleriz ve belki daha küçük gruplarla da neler yapılabilir gibi planlar yapma amaçlı toplantılar belki yüz yüze de düzenlenebilir. Tekrardan herkese, özellikle Emre'ye çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar dilerim.